Dün Adıyaman'daydım. Malatya'daydım. Adıyaman'da üreticiler, köylüler bana dedi ki bizim tütünümüzü yasakladılar. Sen ne diyeceksin? Hapse atıyorlar bu tütün için dediler. Ve Erdoğan Adıyaman'a gitmiş, demiş ki tütün zararlıdır. Tütünün zararlı olduğunu herhalde bilmeyen yok. Biz de biliyoruz. Fakat Adıyaman Malatya tütününü yasakladı. Amerikan tütünlerine teslim etti. Bu arkadaş yerlik ve milli olduğu için Adıyaman tütününü yasakladı. Amerikan tütünlerine teslim etti. Şimdi kağıthaneden soruyorum. Türk tütünü zararlı da Amerikan tütünlerinde vitamin mi var? Vitamin mi var? Yerliyim diyor, yerliymiş. Peki yerlisin de Anıtkabir'de Bilecik mermeri var. Anıtkabir'de Afyon mermeri var. Anıtkabir'de Osmaniye mermeri var. Peki sen yerlisin de sarayda niye Hindistan mermeri var? Peki ayran milli içecek de niye inek Uruguay'dan, saman niye Bulgaristan'dan geliyor? Peki sen millisin de, Süleyman Şah Türbesi'ni niye oradan oraya taşıttın? Rahmetli sağlığında bile o kadar seyahat etmedi. Peki sen millisin de 1 Mart tezkeresine neden evet dedin? 2 gündür aramızda bir tartışma var. Tartışma şu. İftar yemeği veriyorlar. İftar yemeğine bir general de katılıyor. Partinin iftar yemeği. İftar yemeğinde beni eleştiriyor Erdoğan. Beni eleştirirken general de alkışlıyor. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin kanununun maddesi belli. Siyasi parti faaliyetlerine katılamaz diyor. Yapamaz diyor. Yaparsa ihraç sebebidir. Birkaç örnek vereceğim. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu Bandırma'ya gittiğinde onu karşılayan subaylara ceza verdiler. Çanakkale'de Engin Alan, Sayın Engin Alan ayağa kalkmadı diye Engin Alan'ı Erdoğan hapse attırdı. Hapse attı. Benim hapse attırmak gibi bir niyetim yok. Ben senin gibi değilim. Ama o generalin aparatlarını sökeceğim. Onun aparatlarını sökeceğim. Sen milletin generalisin, milletin. Erdoğan'ın generali değilsin. Eğer Erdoğan'ı çok seviyorsan 24 Haziran'da gidersin yanına, dersin yanına, ben de aparatlarını sökeceğim için yanına gidersin, onun emirleri olur. Bana diyor ki, sökemezsin diyor aparatlarını. Sayın Erdoğan, sen İlker Başbuğ'a terörist demiş adamsın, terörist demiş adamsın.
O kumpasın ortağıydı. Savcısıydı, savcısıydı. Merak etmeyin. Orduyu da düzelteceğiz. Onu da düzelteceğiz. Üçte biri FETÖ'nün emrine girmiş. Bir kısmı Erdoğan'ın emrine girmiş. Ordu milletin emrine girecek. Milletin. Kentsel dönüşüm diyerek rant peşinde koşanlara kanmayın. Siz, sözümüz şu olsun. Bir, yerinde dönüşüm olacak. Kimse yerinden yurdundan olmayacak. Birimiz bu. İki, rantiyecilere sizi teslim etmeyeceğiz. Hiç kuşkunuz olmasın. İstanbul'la ilgili anketler var elimde. Bir şey söyleyeyim mi? Aramızda kalsın. Yani Erdoğan'ın uykularını kaçırır. O kadar söyleyeyim. O kadarını söyleyeyim. Allah'ın izni, milletin isteğiyle bu iş tamam. Hiç kuşkunuz olmasın. Bana soruyorlar, senin sihirli gücün ne? Benim sihirli gücüm 29. 29. Benim sihirli sayım bu. 29 ne biliyor musunuz? 29 Türkiye nüfusunun yaş ortalaması. Yaş ortalaması. Yani Almanya'da bu 40. İsveç'te 45. 29 bizim şansımız. Yani bizim şansımız gençler, gençler. Gençlerle birlikte kazanacağız. Ve kadınlar. Şu anda 100 kadından 32'si çalışıyor. 32'si. Onu 60'a çıkaracağız. Bunu başaracağız. Peki nasıl başaracaksın? Kadınlar çalışma yaşamına nasıl girecek? Kadının çalışma yaşamında önündeki en büyük engel çocuk. Çocuk bakımı. Çocuk bakımını çözersek iş gücüne katılım oranını yükseltiriz. Nasıl yapacağız? Her mahalleye bir kreş açacağız. Her mahalleye. Yani sloganımız şu olacak. Çocuk kreşe, kadın işe. Arka taraf sesimi duyuyor musunuz? En arka. Sesimi duyuyor mu? Sol arka sesimi duyuyor mu? Duyuyor. Nasıl duymuyorsun? Öndeki duymuyor. Arkadaki duyuyor da buradaki nasıl duyuyor? Arkadan duyulmuyor mu? Bir dakika. Duyuluyorsa elinizi kaldırın. Elini kaldıranlar duyuyor demek. Duymuyorum diyenler. Abi yavaş yavaş, yayındayız ya. Duymuyorum diyenler. Duymuyorum diyorsun, elini kaldırıyorsun. Nasıl oldu? Peki. Şimdi yine abi. Erdoğan diyor ki İmam Hatip okullarından benim rahatsız olduğumu söylüyor. Sevgili Erdoğan, değerli hemşerim, ben İmam Hatip okullarında öğretmenlik yaptım. Onlar bu memleketin evladı. Onlarla bir sorunum yok. Onlar benim çocuklarım, benim evlatlarım, benim öğrencilerim. Ama senin onların geleceğini düşündüğün yok.
Sen onları kullanıyorsun, kullanıyorsun. Sana onların oyu lazım, oyu. O çocuklar işsiz. Bakın şu anda 1,5 milyon İmam Hatip mezunu hiçbir iş yapamıyor. Ben onlarla ilgili çalışma yapıyorum. Onları başka bir sektörde değerlendireceğiz. 8-10 bin atıyorsun, diğerleri boşta. Bir cumhurbaşkanı öğrencileri arasında ayrım yapmaz. Hangi okulda olursa olsun. İster İmam Hatip'li, ister Fen Liseli. Ama sen ister askeri liseli. Askeri liseleri kapattın. Niye? FETÖ'cü varmış. E hakimlerin 1/3'ü FETÖ'cü. O zaman hukuk fakültesini de kapat. Onu da kapat. Ha şunu söyleyeyim size. Şunu söyleyeyim. Sözümü vereyim. Kuleli Askeri Lisesi'ni açacağız. Açacağız. İmam Hatip'teki çocuklar, onlar bu memleketin evladı. Evlatlarım, öğrencilerim, kendinizi kullandırmayın ona. Onun derdi siz değilsiniz. Onun derdi kendisi. Başka bir derdi yok. Şimdi diyor ki, o yaparmış, o yaparmış, ben yapamazmışım. Şimdi sorum iki tane. Sayın Erdoğan, sevgili hemşerim, Demirel'in yaptığı köprü var, Özal'ın yaptığı köprü var, bir de senin yaptığın köprü var. Bak önümüz bayram, mübarek Ramazan'dayız. Sorum iki tane Erdoğan. İki soru soruyorum sana. Cevap ver. Bir köprüye cevap veremiyorsun, bir de diplomaya. Soru şu. Bayramda, Ramazan bayramında Demirel'in, Özal'ın yaptığı köprü bedava da, senin köprü niye paralı? Köprü onun değil zaten. Niye? Demirel'in yaptığı köprüden gelen para hazineye gidiyor da, senin köprüden gelen para niye uluslararası şirketlere gidiyor? Al bayrağı gidiyor, al bayrağı. Soru iki. Soru iki. Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyoruz da, senin yaptığın köprüden niye 114 liraya geçiyoruz? Doğru mu? Bakın, diplomayı ben sormuyorum. Anayasa soruyor. Şimdi size bir soru. İçinizde üniversite mezunları parmak kaldırsın, el kaldırsın. Güzel. Lise mezunları, ortaokul mezunları, ilkokul mezunları. Güzel. Herkes dürüstçe benim bu diplomam var diyor. Herkesin üniversite diploması var mı? Yok, yok. Olması gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Üniversite diploması olmamak suç mu? Değil. Ama ayıp olan bir şey var. Olmadığı halde var diyorsan ayıp ediyorsun. Bana diyor ki, ekonomi anlatacakmış, ekonomi. Şimdi buradan sesleniyorum. Kağıthaneden sesleniyorum. Bay ekonomist. Bay ekonomist. İstediğin bir televizyon kanalında, istediğin saatte, yanına istediğin kadar danışman alarak, prompterlarını alarak karşıma çık. Hadi. Hadi gel. Türkiye'de üretimi tartışalım, yatırımı tartışalım, sanayiyi tartışalım, tarımı tartışalım, eğitimi tartışalım. Canın ne istiyorsa, konuları sen seç. İstersen camdan böyle yazılar aksın, oradan oku. Peki,
Siz televizyonda, ben bir meydandayım, o bir meydanda. Karşılıklı söylüyoruz. Buna gerek yok. Ben televizyonda 81 milyonun dinlemesini isterim. Siz de ister misiniz? Ben çok isterim. Siz de çok ister misiniz? Hadi bakalım. Herhalde gelecektir. Bence gelecektir. Bence gelmeli. Ben inanıyorum gelecek. Gelmez mi? Niye? Gelir, gelir. Gelir. Bekleyelim bakalım. Şimdi derdimiz Türkiye. Allah'ın izni, milletin isteğiyle bu seçimi hallediyoruz. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Bugün 6 ya da 7 yerde konuşacağım İstanbul'da. Böyle nokta mitingler. Büyük İstanbul mitingine dost var, düşman var. Yani Maltepe ya da Yenikapı, hangisi bilmiyorum şimdi. Eğer Yenikapı'daysa kuyruğun ucu Pendik'te olsun. Maltepe'deyse Yalova'ya kadar uzar. Hepinizden çok ciddi çalışmanızı istiyorum. Buradan bir oyunuzla, unutmayınız, bir oyunuzla tarihin yönünü değiştirebilirsiniz. Bir oyunuzla Cumhuriyeti kurtarabilirsiniz. Bir oyunuzla çocuklarınızın geleceğini değiştirebilirsiniz. Bir oyunuzla karanlıktan aydınlığa çıkabiliriz. Bir oyunuzla huzur getirebilirsiniz. Huzur. Nasıl bir huzur? Terör bitmiş. Terör bitmiş. Çocuğun iş bulmuş. Sokağa güvenle çıkıyorsun. Bağırıp çağıran bir cumhurbaşkanı yok. Herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanı var. Ülkenin itibarı var. Yürüme Allah'ına kurban seni. Pasaportun işe yarıyor. Böyle bir ülke istemez misin? O zaman çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Bak dün Malatya'daydım, Adıyaman'daydım. Bugün İstanbul'dayım, yarın Kars'tayım. Sabahtan Kars'tayım, öğleden sonra Van'dayım. Oradan Van'a geçeceğim. Hepimiz başarabiliriz. Tek başına yapamam bu işi. Sizler olmazsanız yapamam. Olacak mısınız? Çok çalışacak mısınız? Tamam mı? Helal olsun size. Bir telefon alalım, bir selfie çekeyim, selfie. Hazır mıyız, bayrakları göreyim? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Çok teşekkürler. Biz yaşıyoruz. Biz yaşıyoruz. Müzik açalım. Haydi. Haydi Kağıthane. Bayraklar, bayraklar, bayraklar. İşte millet. İşte milletin evladı. Hepimizin cumhurbaşkanı. Cesur yürek Bahar Emince. Müziği açalım. Evet Kağıthane. Tam